Günaydın. Biz yine sabah erkenden uyandık. Ama Nala acıtıyorsun. Şimdi ben yerim. Yerim. Evet arkadaşlar, tekrar günaydın. Biz dediğim gibi sabah erkenden uyandık. Ben tüm ev işlerimi hallettim. Hakan da resmi yapıyor. Küçücüğüm de uyanmış ve direkt iş başında. Bakın, yeni resmimizi editliyor. Ben şimdi bize kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra bugün... Aha, şarj aletini çıkardım buradan. Arkadaş, ne işler yapıyorsun? Yolun ortasına şey kabloları takıyorsun. Ne diyordum? Unuttum. Kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra bugün tekrar inşaata gideceğiz. Geçen videoyu izleyenler görmüştür. Hakan'ın kuzeni ev aldı. Eski bir ev. Onu yeniliyor. Biz de geçen yardıma gittik. Dün de gittik. Bugün de gideceğiz. Dün de maalesef çekim yapamadım ama bugün çekim yapacağım sizin için. Dün bayağı iş gördük. Önce duvar kağıtlarını söktük. Ondan sonra Hakan delik olan yerleri sıva yaptı. Mutfağı temizledik. Oraya tekrar sıva yaptı. Ben de bugüne hazırlık yaptım. Tüm çerçeveleri yapışkanla kapattım. Bugün de gidip badana yapılacak. Ve tavanda şey var. Nasıl, ne diyorlar ona? Tahta, ne diyorlar ona? Tahta var yani. Tahtadan kapatmışlar tavanı. Onu sökemeyeceğiz ama onu bugün boyayalım diyoruz. Önce zımpara yapılacak. Ondan sonra boyanacak. Onu da biz yapmak istiyoruz bugün. Yani bayağı bir işler var. Onları da size artık oraya varınca gösteririm. İnşallah böyle videolar sizin de hoşunuza gidiyordur ve ilginizi çekiyordur. Bizim şahsen, bilmiyorum yani, ben kendim için konuşayım. Ben böyle yardım etmeyi, yenileme işlerini çok seviyorum. Hatta dün orada bir eski dolap vardı. Onu ekstra attırmadım. Ondan yeni bir şey yapmak istiyorum ve onu da çekim yapacağım. Ama bugün yetişmez sanırım. Onu gelecek videolarda artık gösteririm. Evet arkadaşlar, İnşaattaki 3. günümüze hoş geldiniz. Biz evden çıkar çıkmaz direkt yapım arkasına uğradık. Oradan eksik malzemeleri aldık geldik ve gelir gelmez Hakan direkt işe başladı. Lan toz duman olduk lan. Maske giyin. Şimdi bakın, zımpara yapmak için makine aldık. Korona Hakan şimdi... Korona'dan daha zorluyor bu an. Lan işler soğuk terbiyeler. Ondan sonra beyazı boyanacak. Ben de şimdi kaloriferleri zımpara yapıyorum. Onları da beyazı boyayacağız. Tavan için böyle bir boya aldık. Kaloriferler için de sprey boyası aldık. Daha kolay olsun diye. Şimdi her yer zımpara yapıldı. Kaloriferi de zımpara yaptık. Vay, nefesim dağılmaz. Şimdi de bu ilaç ile bakın nitrofadına kaloriferleri siliyoruz. Tavanı normal suyla sileceğiz. Ondan sonra boyamaya başlayabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi kaloriferi boyayalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar şimdi kaloriferi birinci turu sıktık. Kısaca kurumasını bekliyoruz. O sırada biz de kahve molası yapıyoruz. Ondan sonra ikinci turu sıkacağız. Tavanı daha boyayacağız. Umarım bu ışıkla çalışabiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi dışarısı da yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Arkadaşlar bu da size evde anlattığım sideboard. Bakın bu eski hali ama çok hoşuma gidiyor. Tam böyle vintage tarzında. Bunu ben gelecek günlerde yenileceğim, güzelleştireceğim. Zımpara yapacağım, başka rengi boyayacağım ve buradaki sapları değiştireceğim veya boyayacağım. Daha tam emin değilim. Çekmeceleri de var tabii ki. Onları şimdilik çıkarmıştık taşıması kolay olsun diye. Ama aynı şekilde onları da boyamak istiyorum. Bir düşünmem lazım. Belki bu kapakları hiç
takmam. Buraya da böyle ahşap optiğinde sepet koyulabilir veya kapaklı olur. Onu daha bilmiyorum. Birkaç fikir edineceğim. Ondan sonra muhakkak gelecek günlerde bunu da boyamak istiyorum. Şimdi Hakan hemen burayı boyuyor. Son lambayı demin söktük. Lambayı takmamız için işte şimdi hemencik buraya başladı. Burası da hafif kuruduktan sonra tekrar lambayı takıp tüm tavanı boyayacağız. Nasıl oluyor? Çok güzel Allah oluyor. Sen oraları yap, ben de kenarları yaparım fırçayla, tamam mı? Tamam hayatım. Evet arkadaşlar, bugünlük boya işlemlerini bittik. Ben korneji boyadım. Erkekler yemek odasında tavanı boyadı. Orayı da bugünlük bitirdik. Ama her yer iki kere boyanması gerekir. Şimdi birinci turu yaptık. Bugün kuruyup ertesi gün yarın veya artık ne zaman vaktimiz olursa bir daha gelip ikinci turu boyayacağız. Şimdilik dediğim gibi ama boya işlemler bitti. Hakan şimdi bir de mutfağın tavanını uzun para yapıyor. Ve boya işlemleriyle bittiğimize göre ben de şimdi fırçaları yıkayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eve geri döndük. Bayağı da yorulduk. İlkay baksana ve hareket edemiyor. Dün bugünden aslında daha çok iş yaptık. Ama nedense bugün daha çok yorulduk. Neden derseniz çünkü tavanları 2-3 saat boyunca kafa üstü zımpara yaptık ya. Omuzlarım resmen omuzlarım vardı. Yapma. Aynen resmen kas yaptık. Şimdi üstümüzü değiştirelim. Yemeğimizi de yedik bu arada. Ne yedik? Dolma yedik, et yedik. Gerçekten bayağı da güzeldi. İlkay da bu arada yemek yapmaktan kurtuldu. Sen var ya az değil. Bugün ne istiyorsun? O kadar iş gördüm. Neyse duşumuzu alalım, üstümüzü değiştirelim. Ondan sonra hop koltuğa yatıp güzel bir dizi izleyelim. Günaydın arkadaşlar. Ay ben var ya dün yoruldum zannediyordum. Bugün uyanınca aslında ne kadar yoruldum farkına vardım. Bu omuzlarımda var ya her yer tutulmuş. Ay şöyle yapınca her yer katır kutur ediyor. Yok arkadaş biz gerçekten yaşlanıyoruz yani. Ben kendimi hiç yaşlanmış hissetmiyorum. Sanki o zamanlar gibi böyle 18, 19, 20 yaşlarında gibi hissediyorum. Ama bazen böyle zor işler falan yapınca artık diyorum ben yaşlanıyorum galiba. Ay neyse. Biz dün videoyu bitiremedik. Eve gelir gelmez zaten duşumuzu aldık, koltuğa yığıldık, uyuyakaldık. Şimdi iki gün üst üste gittik ya, ondan bence bu kadar yorulduk. Hakan bir de üzülüyordu. Antrenman yapamadım, fitness'e gidemedim. Ama ben dedim ona, bizim orada yapacağımız iş senin fitness'in yanında sönüp kalır dedim. İnanmadı. Dün akşam eve geldiğimizde dedi gerçekten haklıymış. Dün full omuz ve kolları çalıştırdık. Şimdi Hakan üst üste birkaç gün boş olduğu için yardıma gittik. Gelecek günlerde maalesef gidemeyeceğiz. Ancak hafta sonu yine boş olacak Hakan. O zaman gidebiliriz. Ama böyle birkaç gün gittik ya, gerçekten hoşuma gitti. Ben hem süslenmesini severim. Kendime bakarım, alışveriş ederim, giyinme, kuşanmaya dikkat ederim. Ama aynı zamanda da böyle ev işlerini, inşaat işlerini de çok severim. Çok hoşuma gider. Ama sanırım onu biraz annemden almışım. O da çok yetenekli o konularda. Hatırlıyorum küçükken bile, yani küçükken demeyeyim de gençken de çoğu şeyi annemle, yani kardeşimle, annemle evde yalnız yapardık mesela. Babam işte olurdu. Biz de annemle dolap kurardık. Ne bileyim duvarı delip raf asardık. Yani çoğu şeyi ben annem ve kardeşlerimle evde yalnız yaptık. Sanırım ondan böyle biraz bir yeteneğim var. Böyle işlerde de o yüzden hiç çekinmiyorum. Hem zaten bence erkek işi, kadın işi yok. İnşaat da olsa küçük, hani ne kadar bir şeyden anlamasan da yine de yardım
etmek istedikten sonra her türlü iş bulunur. İster temizlik olsun, ister işte o yapıştırma, çerçeveleri kapama işi olsun. Yani elinden bir şey gelmese bile yine o ufak işler için en azından yardıma ihtiyaç olur yani. Benim yaptığım şeyi aslında her kadın yapabilir diye düşünüyorum. Ben oraya gitmesem kendimi galiba biraz kötü hissederdim. Niye sorarsanız ben zaten ev işlerimi sabahları hallediyorum. Video çekimi mesela orada halledim. Beni eve bağlayan bir şey yok mesela. Ne çocuklarım var, ne bir Nalan var. O da 8 saat boyunca yalnız kaldı. Elimden hiçbir şey gelmese bile, o işleri yapamasam bile en azından orada yemek yeniliyor. Bulaşıkları yıkarım veya yerler pisleniyor, yerleri silerim veya ne bileyim boya yaptıktan sonra kapı çerçeveleri ister istemez ne kadar kapatmaya çalışsam da ister istemez biraz boya lekeleri kalıyor. Onları silerim mesela. Yani demek istediğim aman inşaat işi sırf erkek işi deyip geçmemek. Hem oraya gitmeseydim mesela ben evde ne yapacaktım tek başıma? Mal mal televizyon izleyip Hakan'ı mı bekleyecektim? Yani bana göre hiçbir şey değil. Orada sırf Lütfü abilere yani sırf Hakan'ın kuzenine yardım etmiş gibi hissetmiyorum. Aynı zamanda Hakan'a da yardım etmiş gibi hissediyorum. Ben o işleri yapmasaydım belki de Hakan'a kalacaktı. Hakan'ın işi uzayacaktı. Hakan daha da uzun orada kalacaktı. O yüzden gitmek istiyorum ve gelecek günlerde de o yüzden gideceğim. Neyse arkadaşlar, umarım bugünkü videomuzda hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın, abone olmayı unutmayın ve mutlaka bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.